Selamlar arkadaşlar. Bu videoda MetaTrader 4'ün özelliklerini inceleyeceğiz. MetaTrader 4'ü ilk açtığınızda karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Sizinle birlikte adım adım gidebilmek için ben de en başına aldım MetaTrader 4'ü ve sizinle adım adım göstererek ilerleyeceğim özelliklerini. Öncelikle karşımıza çıkan bu 4 grafiğin 3 tanesini kapatıyorum. Ve bir tanesini şurada yukarıdaki tam ekran butonuna basıp tam ekran yapıyorum. Daha sonrasında bu grafiğin arka planını değiştirmek istiyorum ben. Gördüğünüz gibi grafiği sol tarafa doğru kaydıramıyorum. Bunu yapabilmek için yukarıda yeşille sağ gösteren oka tıklıyorum. Ve onun yanındaki kırmızı oku da tıklıyorum. Gördüğünüz gibi grafiğimin artık sağ tarafında bir boşluk oluştu. Daha sonrasında grafiğimin üzerinde sağ tıklıyorum ve özellikler diyorum. Burada özelliklerde birkaç şeyi değiştireceğiz. Bunlarda benim kullandığım şekliyle ızgarayı kaldırıyorum ve obje açıklamasını göster diyorum. Bunu çizgilerimizin üzerine yazı yazmak için kullanabiliriz. Renkler bölümüne geliyorum ve renk şemasından Black on White'ı seçiyorum. Burada bar yukarı mumunu yeşil yapıyorum. Bar aşağı mumunu da kırmızı yapıyorum. Siz kendinize göre renkleri deneyerek seçebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde yapıp devam edeceğim. Gördüğünüz gibi grafiklerimin renkleri değişti. Daha sonrasında ben bu grafiği bu şekilde kaydetmek istiyorum ve yeni bir grafik açtığımda eğer bunu kaydetmezsem şöyle göstereyim. Yeni bir grafik açtığımda grafiğim yine eskisi gibi açılır. O nedenle bir önceki hazırladığım grafiğe dönüyorum. Sağ tıklıyorum. Şablona geliyorum. Şablonu kaydet diyorum ve dosya adına default şu şekilde default.tpl yazıyorum ve bunu kaydet dediğimde ve evet dediğimde gördüğünüz gibi buradan yeni bir grafik açalım. Gördüğünüz gibi bu grafik benim kaydettiğim şekilde açıldı. Daha sonrasında araçlar bölümüne geliyorum sol üst köşeden. Buradan seçeneklere tıklıyorum ve bazı ayarları değiştirmem gerekiyor. Bunlardan birincisi grafikler bölümünde seçenekleri açtığımda işlem seviyelerini göster diyorum. Bunun altındaki Use Alt Key to Drag Trade Levels bölümünün tikli olduğuna dikkat edin. Bunun neden önemli olduğunu birazdan göstereceğim. Şekiller bölümüne geliyorum ve şekillerde şekli tek tıkla seçi açık bırakıyorum. Mıknatıs hassasiyetini 15 olarak ayarlıyorum. Ve oluşturulduktan sonra özellikleri göster butonunun da açık olduğuna dikkat ediyorum. Bunu özellikleri çizimimi yaptıktan sonra özellikleri açılırsa eğer buradan onun ayarlarını yapmamı sağlıyor. İşlem bölümünden varsayılan lotlar bölümünü varsayılan şekilde istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu 0-1 yapabilirsiniz. Ya da direkt bir lot açıyorsanız işlemlerinizi 1 seçebilirsiniz. Ya da en son kullanılan dediğinizde en son işleminize kaç lot girdiyseniz o seviyeden bir giriş yapar. Şimdi bunu varsayılan olarak bırakalım. Ve en aşağıdaki tek tıkla işlem butonunu açık bırakıyorum. Bu da işlemlerimi şuradan sol üst köşeden anlık olarak açıp kapatmamı sağlıyor bu. Onun dışında eğer sizde sol taraftaki piyasa gözlemi ve kılavuz çıkmıyorsa bunu yine sol taraftan görünüm bölümüne tıklayıp buradan piyasa gözlemi, kılavuz ve terminali açıp kapatabilirim. Gördüğünüz gibi şu an terminali kapattım aşağıdaki. CTRL T kısa yoluna basarak da yine aşağıdan terminalimi açabilirim. Yukarıdaki teknik analiz araçlarına geldiğimizde burada teknik analiz araçları mevcut. Bunlarda eğer sizde burada benim bende gördükleriniz yoksa herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıklayıp özelleştir diyorum. Ve buradan sol taraftaki teknik analiz araçlarından istediğimin üzerine tıklayıp ekle diyorum ve artık buraya eklenmiş oluyor. Kaldırmak için de yine üzerine tıklıyorum ve kaldır dediğimde bunu kaldırabiliyorum. Daha sonra teknik analiz araçlarının ayarlarına geldiğimizde Fibonacci ayarlarından bahsedeyim. Fibonacci'yi grafiğinize koyduğunuzda sizde bu kadar seviye görülmeyecek. Bu seviyeleri eklemek için ekle butonuna basıyorum ve buradan örneğin 0.618 seviyesini ya da 0.786 seviyesini ekleyebilir. Yanına istediğim açıklamayı yazabilirim. Açıklama kısmına 78.6 ya da 0.786 ya da kendi seçeceğiniz örneğin 786 Gartley'in giriş yeri ise buraya Gartley notunu da alabilirsiniz. Bunun yanına Gartley yazıyorum. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi 61.8 Gartley şeklinde dilerseniz not alabilirsiniz. Yine renklerini de değiştirmek için bunun rengini değiştirirseniz yani Fibo seviyelerindeki rengi değiştirirseniz Fibonacci seviyelerinin rengi değişir. Fakat burada genelin rengini değiştirirseniz de şuradaki siyah çizginin rengi değişir. Bu ayarları da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz buradan kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Ya da ortadaki seçenekten bu çizgilerin nasıl olmasını, kesikli çizgi mi olmasını istiyorsunuz. Ya da daha farklı seçenekler mevcut. Bundan istediğini
seçebilirsiniz. Yine bu teknik analiz araçlarının olduğu menüleri şu yandan tutarak oynatabilirsiniz. İstediğiniz yere alabilirsiniz. Şöyle mesela bunu sona alabilirim ya da yerini değiştirebilirim. Bu şekilde ayarlar yapabilirim. İşlem açmak için yine buradaki sol üst taraftaki menüden sell ya da buy butonuna basarak anlık olarak işlem açabilirim. Şu an diyelim ki ben Euro Kanada Doları paritesinde bir satış yapmak istiyorum. Bir short işlem açmak istiyorum. Sell tuşuna basarak anlık olarak satabilirim. Burada demin şu araçlarda şunu göstermiştim. Bunun üzerine değinmek istiyorum. Grafikler bölümünde Use Alt Key to Drag Trade Levels bölümü açık olmazsa eğer, şöyle kapatıp göstereyim. Mouse'la bu seviyenin üzerine geldiğinizde bunu anlık olarak bu şekilde oynatabilirsiniz. Fakat bu güvenli değildir. O nedenle grafiklerinizin üzerinde çizim yaparken bunu oynatmamak için şu ayarın açık olduğuna dikkat edin. Bu ne işe yarıyor? Bunu oynatmak için gördüğünüz gibi ben üzerine geldiğimde artık bir sembol çıkmıyor. Alt tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi düzenlemek için sürükleyin ibaresi yer alıyor. Alt tuşuna basarak bunu istediğim gibi sürükleyebilirim. Şu an bir short işlem açtığım için eğer bunu yukarıya doğru götürürsem stopumu ayarlamış olurum. Aşağıya doğru götürürsem de TP'mi ayarlamış olurum. TP'mi ayarlarken gördüğünüz gibi şu sol tarafta TP'nin bana ne kadar kar getireceğini, yani bu seviyeden çıkarsam ne kadar kar getireceğini ya da daha yukarıdan gidersem ne kadar kar getireceğini anlık olarak değişimini görebiliyorum. Yine stopumda da aynı şekilde sol tarafa baktığınızda bunu tutuyorum, yukarı doğru oynatıyorum ve zararım gittikçe artıyor. Ne kadar yukarıdan stop olursam zararım o kadar artacakmış. Bunu da bu şekilde değiştirebilirim. Şimdi bunu kapatalım ve bir emir yazmaya çalışalım. Diyelim ki biz şu seviyeden bir long işlemi almayı düşünüyoruz. Bu seviyeden direkt long işlemi almak için şunu yapabilirim. Grafiğin üstüne çizginin üzerine çift tıklıyorum. Parametrelere geliyorum ve bu değeri kopyalıyorum. Tamam diyorum. Ardından grafiğin üzerine sağ tıklayıp işlem diyorum. Yeni emir diyorum. Buradan piyasa emrini değil bekleyen emri seçiyorum. Ve buy limit'in seçili olduğuna dikkat ediyorum. Çünkü ben grafiğin aşağısında bir buy emri yazacağım. Fiyat bölümüne demin kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum direkt değeri. Sonra emri gir dediğimde tabi buradan hacmi de seçmeniz gerekiyor. Burada bir lot olarak seçilmiş şimdi. Bir lotluk işlem girmek istiyorum. Emri gir dediğimde gördüğünüz gibi bu seviyeye bir emir girildi. Daha sonra bunun üzerine tıklıyorum çizgimin. Çizgimi aşağı çekiyorum ve siliyorum. Gördüğünüz gibi burada buy limit emrim girildi. Fiyat olur da bu seviyeye gelirse bu seviyeden bir long emri açmış olacağım. Aynı işlemi short için yapmak gerekirse yukarı koyuyorum çizgimi. Değeri kopyalıyorum. Tamam diyorum. Ardından bunu hemen de silebilirim. Sildikten sonra işleme geliyorum. İşlemden yeni emir. Piyasa emri değil bekleyen emri seçiyorum. Bu sefer buy limit değil bir sell limit açacağım. Sell limite tıklıyorum. Buradaki değeri buraya yapıştırıyorum. Ve bir lotluk buraya short emri girebiliyorum. Emriniz aktif olmadan stopunuzu değiştiremezsiniz. Fakat bu emir aktif olmadan yine alt tuşuna basarak emrin yerini değiştirebilirim. Uzaklaştırıp yakınlaştırabilirim. Son olarak buy stop ve sell stop emrini göstermek istiyorum. Bunu da şuradan göstereyim. Örneğin ben grafiğimde bir direnç seviyesi belirlemiştim. Benim direnç seviyem burasıydı. Ve ben diyorum ki bu direnç seviyesi geçilirse bir buy emri açılsın. Bu emri buy stop emriyle açabiliyorum. Örneğin ben diyorum ki bu seviye yukarı doğru geçilirse alım yapmak istiyorum ben. O halde yine aynı şeyi yapıyorum. Değeri kopyalıyorum. Tamam diyorum. Sağ tıklıyorum. İşlem. Yeni emir. Ardından burada piyasa emri değil bekleyen emri seçiyorum. Ben burada bu seviye geçilirse alım yapmak istiyorum. Yani direnç kırılımıyla buy emri açmak istiyorum. O halde buradan buy stop'u seçiyorum. Buraya yine değerimi yapıştırıyorum. Hacmimi seçiyorum. Kaç lotluk işlem açmak istediğimi. Emri gir dediğimde gördüğünüz gibi burada emir açıldı. Yine şu çizgiyi sürükleyip daha sonrasında siliyorum. Emrim burada kalıyor. Olur da bu seviye yukarı yönlü geçilirse anlık olarak bir long emri açılacak. Ve ben buradan fiyatı yukarı doğru takip edeceğim. Bunu destek ve dirençlerin kırılımında, yine üçgenlerin kırılımında kullanabilirsiniz sell stop ve buy stop'u. Normal limit emri kullanmaktan, yani normalde buy emrini nasıl yapıyoruz? Fiyatın olduğu yerin aşağısına bir buy emri giriyoruz. Fakat buy stop'ta fiyatın olduğu yerin üzerine bir emir giriyoruz. O seviye kırılınca alıyoruz. Sol taraftaki kılavuz bölümünde gördüğünüz gibi bir göstergeler penceresi yer alıyor. Onun yanındaki artı butonuna basıp
Grafiklerimin üzerine indikatör ekleyebilirim. Örneğin bir MACD indikatörünü ekleyeyim. Çift tıkladım MACD'nin üzerine ve tamam dediğimde gördüğünüz gibi grafiğin altına MACD eklenmiş durumda. Ardından grafiğimin üzerinde sağ tıklayıp gösterge listesi dediğimde MACD burada görünüyor. Üzerine tıklayıp ayarla diyerek istersem girdilerini değiştirebilirim. Yani RSI'dan düşünürsek 14 olarak ayarlı gelir RSI normalde. Hatta onun üzerinden anlatayım. Grafiğimize bir RSI ekleyelim. Osilatörlere gelelim. Buradan Relative Strength Index'i seçelim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi grafiğime şu an RSI 14 olarak geldi. Sağ tıklayıp gösterge listesine giriyorum. Buradan Relative Strength Index'i seçip ayarla diyorum. 14'ü dilersem 7 olarak değiştirebilir. Rengini değiştirebilirim. Ya da kalınlığını da değiştirebilirim buradan. Gördüğünüz gibi ayarlarını değiştirdiğimde RSI'ımın hem periyodu hem rengi hem kalınlığı bu şekilde değişmiş oluyor. Kaldırmak için de yine sağ tıklıyorum. Gösterge listesi, Relative Strength Index ve sil butonuna bastığımda grafiğimin üzerinden RSI kalkmış oluyor. Grafiğimi yakınlaştırıp uzaklaştırmak istediğimde de yine yukarıdaki büyüteç artı ve büyüteç eksi butonlarını kullanabilirim. Buradan tıkladığımda gördüğünüz gibi grafiğim büyüteç olarak küçüldü. Artı butonuna tıkladığımda da daha da yakınlaşıyorum grafiğime. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa videonun açıklama kısmında mutlaka sorun. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.